Arkadaşlar merhaba. Bir Boss Viewer videosuyla daha karşınızdayız akademik diyaloglar olarak. Daha önce bu konuda bir video çekmiştik. İzleyenler hatırlar. Şuraya bir yere de linkini bırakalım. Orada birazcık temel kavramları tanıtmıştık ve analizleri nasıl yapabileceğimiz, nasıl görselleştirmelerden yararlanabileceğimiz ve genel olarak bibliometrinin hangi amaçlarla kullanılabileceği üzerine konuşmuştuk. O videoya ilişkin bazı sorular aldık. Bunun üzerine bir devam videosu hazırlayalım istedik. Bu videoda bu çabanın bir eseridir diyelim. Şimdi benim uzun zamandır üzerine okumalar yaptığım ve aslında bir bibliometri çalışmasıyla da bu konunun meraklılarına özet geçmek istediğim bir konu vardı. Post-truth, hakikat ötesi konusu. Bu konuyla ilgili yapmayı planladığım bibliometri çalışmasının ön analizlerini, ön çalışmasını burada sizlerle beraber yaparak bibliometrik bir çalışmayı evde kendi başınıza nasıl yapacaksınız? Bunun bir altyapısını oluşturmak istedim. Bu amaçla da karşınızdayım. Şimdi bu adımları birazcık hızlı geçeceğim. Ancak hatırlatmak açısından da yarar var. Bibliometrik analiz yapmadan önce BossViewer kullanarak yapacağız bugün analizimizi. Başkaca platformlarda var elbette bunu yapabileceğimiz. Ama her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Benim en kolayıma giden görselleştirme programı BossViewer olduğu için ve ücretsiz olduğu için ve benim amacımın hasıl olmasına vesile olabildiği için bu uygulamayı kullanmayı tercih ediyorum. Ancak başkaca programların çok uzun zamandır kullanımda olduğunu da söylemek lazım. Ve sonunda metrik olan tek analiz yöntemi de bibliometri değil. Başka bolca sonunda metrik olan ve mevcut literatürü nümerik hale getirmeyi, rakamsallaştırmayı, nicel bir biçimde özetlemeyi mümkün kılan başkaca programlar var. Ancak biz burada kendi amacımız dairesinde BossViewer kullanarak bir bibliometrik analiz yapıyor olacağız. Veri tabanı olarak verileri çekeceğim platform Web of Science Core Collection olacak veya içerisindeki başkaca veri tabanları. Ne yapıyorum? Bir kere benim mensup olduğum kurum buraya üye olduğu için buraya kolaylıkla kendi kullanıcı hesabımla bir erişim sağlıyorum. Ve burada ben bütün kısımları seçmek istediğim için all field istiyorum. Yani sadece başlıkta ya da yazar adıyla ya da kurum adıyla arama yapmayacağım ama tüm alanları kapsayan bir araştırma yapacağım ve anahtar sözcük olarak da tırnak işareti kullanmak önemli. Neden? Çünkü aradığım bütün kavramlar içinde olsun istiyorum. Bütün kelimeler, sözcükler. Örneğin ben buraya tırnak işareti koymayacak olsam içinde sadece post bulunan ya da sadece truth sözcüğü bulunan kavramları da hesaba katıyor olacak. Ancak ben ikisinin bir arada bulunduğu eserler listelensin istiyorum. O yüzden her ikisini birlikte yazıyorum. Post-truth kavramı üzerine daha önce yapılmış olan ve WoS'da, Web of Science veri tabanlarında listelenen tüm çalışmalara ulaşmak ve bunlar üzerinden bir bibliometrik analiz yapmak benim şu anki hedefim. Şimdi bu aramayı tek bir anahtar sözcükle yaptığımda 1652 adet esere ulaştım. Bu eserlerin künyesini şöyle hemen sol tarafa kısaca baktığımda dahi görebiliyorum. Mesela farklı alanlara mensup olduğunu görüyorum. Bu konuyla ilgili yapılan araştırmaların en çok yayın yapan yazarları görüyorum ki bakın bu konuyla ilgili daha önceden bir bilgim olduğu için biliyorum ki McIntyre'ın bu konuda çok güzel bir kitabı var ve onu okumadan zaten bu konuda bir şey yapmak pek de mümkün değil. Yayın yıllarının bir kırılımını görüyorum burada. Bunların hepsi aslında benim makalemi yazarken, bibliometrik analiz makalemi yazarken de işime yarayacak olan bilgiler bunlar bir tarafta duruyor olacak ve ben onları çalışmamda raporlayacağım. Şimdi ben bu araştırmayı yapmaya başladığımda dahi hemen bir taraftan da bir Word dosyası da oluşturmalıyım ki bunu böyle pratiklik açısından arka planda videoyu çekmeden önce oluşturdum. Başlığımı belirledim. Bakın dedim ki post-truth kavramsallaştırması ve öne çıkan temalar üzerine BossViewer ile bibliometrik bir analiz dedim. Hemen burada anahtar sözcüklerimi yazdım ki bu anahtar sözcükleri de böyle durduğum yerde hani düşünerek yazmıyorum. Nasıl yazdığımı birazdan daha detaylı anlatacağım. Size de herhangi bir çalışma yaparken anahtar sözcüklerinizi yazma, tespit etme konusunda aynı metodu izlemenizi öneriyor olacağım. Hemen bir giriş, bibliometrik analiz nedir? Daha sonra post-truth kavramı nedir? Ve bu konuda bir bibliometrik analiz yapma ihtiyacı nereden hasıl olmuştur? Ona dair kısa bir giriş yazacağım ki okuyucuyu davet edeyim. Sonra post-truth kavramı ve ilişkili kavramlar üzerine bir alan yazın çalışması yapacağım. Bunu nasıl yapacağım? Bakın burada zaten en çok atıf alan yazarlar ya da çalışmalar. Hatta şurada şöyle bir listeleme yaptığımda, örneğin en son eklenenler veya en fazla atıf alanlar diye bakın böyle sıraladığımda ben bu konuyla ilgili en çok atıf alan çalışmaları zaten görüyorum. Bunlar benim literatür taraması yaparken de kullanacağım yayınlar aslında. Yani 452 tane atıf almış bir yazını, bir yayını okumadan zaten benim bu konuyla ilgili bir şey yazmam
çok da sağlıklı olmayacaktır. O en fazla atıf alan yayınlar zaten muhtemelen bu konuyu böyle enine boyuna irdelemişlerdir ve söylenebilecek en büyük lafları bu konuyla alakalı söylemişlerdir. Çünkü Web of Science biliyoruz ki çok prestijli bir kuruluş ve orada endekslenen bir dergide, işte konferans kitabında veya bir kitapta, bilimsel kitapta yayın yapmak çok kolay değil. Buradan geçmiş olmak, bu filtreden geçmiş olmak zaten bir nitelik göstergesi. Bu sebeple buradaki yayınlara da atıf yapmam benim yayınımı da kuvvetlendirecektir. Hem benim entelektüel gelişimim açısından da son derece kıymetli olacaktır. Daha sonra bakın burada bibliometrik veri analizini kullanarak yazılmış makalelerde bir takım eş biçimlilikler görürüz. İşte araştırma kısmında önce veri ve analizi nasıl devşirildiği yapılır. Mesela işte ben bu videoyu 18-12-2022'de çekiyorum. Hemen bu analizi, bu araştırmayı da bugün yaptığım için bu araştırmayı nasıl yaptım? 18-12-2022 tarihinde post-truth anahtar sözcüğüyle all field seçilerek bir araştırma yaptım ve araştırmamın sonucunda 1652 tane sonuca ulaştım. Bunu hemen buraya yazıyorum. Yıllara göre en eskisi işte hangi yıla kadar uzanıyorsa ve en yenisi hangi yıla kadar uzanıyorsa şuradan rahatlıkla görebileceğim bir formatta buradaki en eski ve en yeni çalışma. Bakın en eskisi 2016, en yenisi 2023. Muhtemelen early access yapılmış. Henüz bir sayıya atanmamış ve kabul edilmiş bir çalışma burada listelenen şey. Bunların künyesinin öncelikle buraya veri ve analiz kısmında bir dökümünü yapmam gerekiyor. Daha sonra da işte bu analizleri, buradaki veriyi, özür diliyorum, export ederek daha sonra görselleştirme, veri görselleştirme programına aktararak bazı analizler yapacağım. Bu isimler genelde bibliometrik makalelerde gördüğümüz başlıklar, ortak yazar analizi, yazar atıf analizi, kaynak atıf analizi, ülke atıf analizi her birine dair biraz sonra buradan çektiğim bu 1652 tane veriyi içeren dosya üzerinden WebSphere üzerinde bir analiz yapacağım ve o analizden elde ettiğim sonuçları ve görselleri bu ilgili başlıklar altına yapıştırıyor olacağım. Sonra çok kısa her biriyle ilgili de bir bilgi girişi yapacağım. Yani bu konulara dair bu alt kırılımlarda nasıl bir görüntü var bu literatürde? Bunun bir dökümünü ortaya koymuş olacağım. Bu ne işe yarayacak? Benden sonra post-truth üzerine bir şey yapmak isteyen bir yazar 2022 yılına kadar ne yapılmışı kendisi gidip bir zahmete girmeden kolaylıkla benim yaptığım çalışma üzerinden inceleyebilecek ve post-truth konusunda literatürün böyle nicel bir dökümünü aslında elde etmiş olacak. Bu sistematik literatür taramasından farklı. Elbette literatür kısmında kavramsallaştırmaya dair bir şeyler söyleyeceğim ama bibliometrik analiz bizim konunun içeriğine ve niteliğine dair değil, genişliğine ve niceliğine dair bir şeyler söylememizi sağlayan bir analiz yöntemi. Bu anlamda sayılar üzerinden konuşmamızı sağlayan bir literatür dökümü aslında. Yani sistematik literatür taramasından bu anlamda farklılaştığını söylemek lazım. Bir not daha analizlere geçmeden önce. Ben Web of Science'da tarama yapıyorum. Ancak Scopus'ta da yapabilirdim. TR dizinde şimdilik yapamıyoruz ama bununla ilgili bir altyapı çalışması olduğuna dair de bir duyum aldığımızı söyleyebilirim. Yani yakın zamanda TR dizinde de TR dizinden çektiğimiz yayınlar üzerine de bu demek oluyor ki Türkçe yayınlar üzerine de aslında bibliometrik analizler yapmamız, orayı bir veri tabanı olarak kullanmamız mümkün olacak gibi duruyor. Sosyal bilim alanında çalışan bir araştırmacıyım ben. Aslında bizim daha fazla yayına ulaşabildiğimiz platform Scopus. Scopus sosyal bilim alanında daha fazla derginin endekslendiği bir veri tabanı. Web of Science'da sosyal bilimciler olarak biraz daha dezavantajlıyız. Yani her üç teknik bilim ve fen alanı dergisine karşılık bir tane sosyal bilim dergisi var. O yüzden sosyal bilimcilerin Web of Science performansı bir tık daha düşük görünür. Bu oradaki dergi sayısının azlığıyla da alakalıdır. Bunun tabii tercüme olduğu bir sonuç sosyal bilimler alanındaki çalışmalara Web of Science'tan ziyade Scopus üzerinden ulaşmak biraz daha kolay gibi duruyor. Orada daha fazla doküman olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Scopus'a da kurumsal üyeliğimiz olduğunda daha kolay oluyor işlerimiz. Post-truth kavramını aynı şekilde burada aratacak olursam muhtemelen bir tık daha fazla yayına ulaşmam mümkün olacak tüm alanları seçtiğimde. Evet, bir 100 kadar daha fazla yayın var gibi görünüyor burada. 1652'ye karşın 1747. Ancak ben bir parametre olarak Web of Science'ı tercih ederek orada da tarama yapıp oradan indirdiğim veriler üzerinden de görselleştirmeyi yapabilirim. Bu birazcık yazarın tercihiyle alakalı bir durum ve bunu biz çalışmamızda bir kısıtlık olarak muhakkak dile getirmek zorundayız. Yani demeliyiz ki bir çalışmamızın verisini
Web of Science'tan çektik. Bu sebeple Scopus gibi veya TR-Dizin gibi veya YogiTez gibi platformlardaki verileri mecburen dışarıda bırakmak zorunda kaldık ve buradaki verileri almamış oluşumuz da çalışmamızın kısıtlılıklarından bir tanesidir. Şimdi buradan daha önceki yayınımızdan hatırlayacak olursanız Tab Delimited seçeneğini seçiyoruz. Çünkü VoiceWeaver bu formatta işleyebiliyor verileri. Bir seferde 500 adet veriyi biz buradan çekebiliyoruz. O yüzden şöyle indirmemiz gerekecek. 1500, 501 bin, 1001, 1652 şeklinde 4 parçada bizim bu veriyi indirmemiz gerekiyor. Ben kolaylık olması açısından bu veriyi yayından önce hızlı bir şekilde indirdim. Şimdi müsaadenizle hemen uygulamamı açıp verileri görselleştirmek üzere VoiceWeaver'a yüklüyor olacağım. Bu programın ücretsiz olduğunu ve kolaylıkla kullandığımız işletim sistemine göre bilgisayarımıza indirerek kullanabileceğimizi söylemiştik. Şimdi ben bibliyografik veriye dayalı olarak bir harita oluşturmak istediğim için ikinci seçeneği seçiyorum ve devam diyorum. Web of Science'dan verimi seçtiğim için ilk seçenekle devam ediyorum burada ve daha önce indirdiğim 1652 tane veriye dayalı içeriğimi programa aktarıyorum. Şimdi burada bu analizlerin hangisini tercih ediyorsak, yani hangisi bizim analizimizde bulunsun, bizim makalemizde bulunsun istiyorsak onu yapacağız. Her birinin ne anlama geldiğini bir önceki videomuzda anlatmıştık. O yüzden o detaya girmeyeceğim. Ancak ben yapmak istediğim analizleri seçtim ve başlıklarımı oluşturdum. Öncelikle yazarların bir ortak yazarlık analizini yapmak istiyorum. Ortak yazarlık analizini Co-authorship of Authors'tan seçiyorum. Yazarların, bakın, analiz türü sol tarafta, sağ tarafta analiz birimi. Birim olarak yazarları, analiz olarak da eş yazarlık analizini seçiyorum ve devam diyorum. Şimdi burada bir yazarın en az kaç tane metni olsun, en az bir metni olsun ve en az bir tane atıf alsın diye seçiyorum. Burada da bana bakın 2471 yazardan 1537 tanesinin sadece bir tane doküman ve en az bir tane atıf alma kriterini sağladığını söylüyor. Bunların hepsi buraya gelsin istiyorum. Burada default olarak bin sayısı geliyor. Ha, bakın, şimdi burası benim için çok önemli. Burada bir kere yazarların üretkenliklerini görüyorum. En çok hangi yazar katkıda bulunmuş? Zaten az önce yaptığım taramada da sol tarafta aynı isimleri görmüştüm hatırlayacak olursanız. Ve buradan da bakın listelediğimde en fazla atıf alan yazarları da görüyorum. Şimdi ben metnime zaten şuradaki ilk açıklama kısmına görselimi yapıştırmadan önce ortak yazar analizinin altına görselimi yapıştırmadan önce buradaki isimleri de yazacağım. Yazabilirim. Yazmamda yarar var. Öncelikle kim ne kadar çok üretmiş? Yani en çok üretkenlik göstermiş olan 10 yazar ve işte en fazla atıf alan 10 yazar gibi oraya bir döküm sunmamda yarar var. Böylece araştırmacılar post-truth deyince hangi yazarı okusunlar, onunla ilgili bir izlek geliştirmiş olurlar çok kısa yoldan. Şimdi burada beni uyarıyor. Bu uyarı önemli çünkü bizim okuduğumuz bibliometri makalelerinde, yayınlarında biz hep böyle muhteşem bulutlar görüyoruz, muhteşem kümeler görüyoruz. Ama burada böyle random bir analiz yapacak olursak o muhteşemlikte bir sonuca ulaşamayacağız. Bu program bizi bazen uyarıyor ve çoğu araştırmacı da bu uyarıları dikkate alarak yayınlarını oluşturuyorlar. Çünkü bu analizlerde takdir edersiniz ki yazarlar arasında bazen hiç bağlantı olmayabiliyor. O yüzden çok dağınık haritalar karşımıza çıkıyor. Ama program bize diyor ki bu uyarılarda aralarında hiçbir ilişki olmayan bazı ağlar var. Bu ağları hariç tutalım mı? Yani oluşturacağımız görsele birbirleriyle en fazla ilişkili olan unsurları katarak size bir görsel oluşturalım mı diye soruyor. Yazarların çoğu buna evet diyorlar. Bu evet sonucunda da çok güzel böyle muntazam, düzenli haritalar çıkıyor. Ve tabii ki gerçek hayat aslında bu kadar düzenli, geometrik şekillerden oluşmuyor. Fakat bir pratiklik olsun diye, bize literatürün güzel görünümlü bir özetini çıkarsın diye biz programın bizi yönlendirdiği haritaları tercih etme eğiliminde oluyoruz. Ben de o yüzden şu anda bu haritamı oluştururken programın bana önerdiği aralarında en fazla bağlantı bulunan yazarları bana göster seçeneğini seçiyorum ve karşıma bu muhteşem tablo çıkıyor. Ne yapıyorum? Ben az önceki zaten rakamsal kısımdan bazı verileri çekmiştim, çekecektim. En çok ilişkili olan, birlikte yayın yapan yazarları zaten oradan yazacaktım. Şimdi buradan da hemen şöyle bir görsel alacağım. Diyeceğim ki bana bunun bir ekran görüntüsünü ver. Bunu da hemen masa üstüne kaydedeyim. Ortak
Bu görsellerin adını iyi yazmakta yarar var. Çünkü analiz yaptıkça birbirine karışabilirler. Ortak yazarlık analizi. Bakın bunu böyle alacağım. Ve bu kaydettiğim metni, görseli nereye kaydettiğimizi de unutmadan mümkünse şuradaki ilgili yere şu şekilde kopyalayacağım. Sonra tablomun adını da yazacağım. Bakın böyle çok yakışıklı bir görselim oldu. Sonra hemen yazar atıf analizi demişim. Hemen bir de citation analizi yapalım birlikte. Yine aynı veriyi kullanacağım. Bu defa analiz biçimini değiştireceğim. Örneğin ne demiştim? Yazarların atıf analizi mi demiştim? Evet, yazar atıf analizi. Citation of authors. Yazarların atıf analizini seçeceğim. Burada bana diyor ki doküman başına maksimum yazar sayısı 25 olsun. Zaten sosyal bilimler alanında biliyoruz ki 25 yazarlı makaleler çok fazla bulunmuyor. Burada yine çok fazla bu içleme dışlama kriterleri önemli. Bunları da muhakkak metnimde benim yazmam gerekecek. Ben birebir olarak seçiyorum. Biraz daha cömert davranmak için. Biraz sonra program beni uyardığında birbirle çok alakalı olmayan çok dağınık atıflar, yazarlık ilişkileri bulunduğuna dair beni uyardığında bundan vazgeçiyor olacağım. Yine burada da böyle birazcık şey davranayım, cömert davranayım. Evet, burada da yazarların ortak atıflarına, eş atıflarına dair tablom oluştu. Burada bu sağ, sol ve alt taraftaki kısımların ne anlama geldiğini bir önceki videomuzda konuşmuştuk. O yüzden çok fazla detaya girmiyorum burada. Ve yazar atıf analizi tablomu da alıyorum ve ilgili yere yapıştırıyorum. Daha sonra kaynak atıf analizi yapalım bir de birlikte. Kaynakların atıf analizi. Ya da şöyle sırayla gidelim. Mesela anahtar sözcüklerin birlikte görülme oranlarına dair bir analiz yapalım. Bir anahtar sözcüğün en az görülme sayısı 1 olsun. Her şeyi içleyelim. Buraya da tüm veriyi alalım. Tabii rakam yükseldikçe programın analizi, veriyi işlemesi ve analizi yapması biraz uzayabilir. Bakın burada zaten tesadüf değil ki en çok kullanılan anahtar sözcük 563 sayısıyla post-truth olarak çıkıyor. Hani videonun başında söyledim ya bu anahtar sözcükleri ben buraya tesadüfen yazmıyorum diye. Benden daha önce bu konuda çalışan yazarlar hangi anahtar sözcükleri kullanmışsa bakın başka çalışmalarımda da ben bu sistematiği izlemeye özen gösteriyorum. Çünkü bu halkanın içerisine girmek beni de aslında benim yayınımı da buralarda görünür kılacağı için ve diğer yazarların da işini kolaylaştıracağı için buradaki zaten sistematik hale gelmiş ve kendini tekrar eden anahtar sözcükleri kullanmak bulunabilirlik, erişilebilirlik açısından kıymetli. Çünkü biz okumak için yazıyoruz. Rastgele hani o ağın dışında kalmak için yazmıyoruz. Ağın dışında kalmaması yayınımızın ve bilindik anahtar sözcüklerle arandığında ulaşılır olması açısından buradaki anahtar sözcükleri kullanmakta yarar var. Ben de aynı mantıkla buradaki İşte ilk 5, örneğin kaç tane anahtar sözcük yazmamız isteniyor bizim hedeflediğimiz dergide ya da yayın platformunda. Oradaki sayı kadar üstten başlamak üzere en çok kullanılan anahtar sözcükten en az kullanılana doğru bir tercih yaparak anahtar sözcüklerimi bu minvalde belirliyorum. Daha sonra aynılarının Türkçe ise metnimi Türkçe hazırlıyorsam Türkçe karşılıklarını da yazmaya özen gösteriyorum. Şimdi burada
Anahtar sözcük analizi yaptığımız kısımda tabii ki burada tespit ettiğimiz işte en çok 563 defa tekrarlayan post truth, 223 defa tekrarlayan fake news, sahte haber, 106 defa tekrarlayan sosyal medya, ki biliyorum ki ben hakikat ötesi mevzusu sosyal medyada yalanın dolanıma girmesiyle yakından ilişkili bir kavram. Bu bulduğum bulguyu biraz sonra haritayı eklemeden önce orada kısa bir şekilde anlatıyorum. Çünkü o bulutun okunmaya ve anlaşılmaya ihtiyacı var. O yüzden anlamayı kolaylaştıran bir paragrafı muhakkak ilgili başlığın altına yazmam gerekiyor. Burada yine program beni uyarıyor. Bakın bu uyarılar çok önemli. Eğer ben hayır diyecek olursam çok dağınık bir şekilde, çok dağınık bir görselle karşı karşıya kalacağım. Ve biz makalelerde bu dağınık görselleri görmüyoruz. Çünkü çoğu yazar burada programın uyarısı üzerine birbiriyle bağlantılı olan yapının görselin oluşturulmasını tercih ediyor. Ben de aynı yolu izliyorum ve evet diyorum. Veri sayısı çok olduğunda programın işleme süresi uzayacaktır. Burada da 4000'in üzerinde gözlem birimi olduğu için programın bu kelime bulutunu oluşturması birazcık zaman alacak. Bunu bildiğim için ben daha önce bu kelime bulutunu oluşturdum. Yine ilgili yere Word dosyamda bu kelime bulutuna dair görselimi yapıştırıyorum ve üst kısmına da ilgili ifadeleri yazıyorum. Tabii ki post-truth zaten veriden de gördüğümüz üzere en fazla tekrarlayan sözcüktü. Bakın böyle güzel görseller oluşturup üzerine de zaten hangi analizi yaptığımızı ve hangi rakamsal bulgulara ulaştığımızı yazdığımızda aslında bir bibliometrik analiz metni de oluşturmuş oluyoruz. Gördüğünüz üzere çok kolay. Yani bir 30 dakika içerisinde takribi bir analizlerimi bitirmiş oluyorum. Tabii burada şu çok önemli. Analizini yaptığınız konuya dair daha önceden bir literatür bilginiz ve alana dair bir hakimiyetiniz olması gerekiyor. Yoksa bu rakamlar böyle havada uçuşan tozcuklar halinde dolanındalar aslında. Bunlara anlamlı bir zemine oturmak ve bu bibliometrik analizi yapmanızın nedenini, gerekçesini metin içerisinde anlatmak yazar olarak da sizin sorumluluğunuz. Bu başlıkları siz de kendi yayınınızda kullanabilirsiniz. Öncelikle bibliometrik analiz yaptığınız konu muhakkak başlığınızda yer almalı. Anahtar sözcüklerinizi az önce anlattığım şekilde seçmelisiniz. Giriş kısmında okuyucuyu davet eden bir giriş. Öncelikle bibliometri nedir, ne işe yarar ve üzerine bibliometrik analiz yüklediğiniz konuya dair neden böyle bir ihtiyaç hasıl oldu? Bunu gerekçelendirmeniz çok önemli. Daha sonra kullandığınız kavram üzerine analiz yaptığınız kavrama dair bir literatür taraması yapmalısınız ki onu da nasıl yapabileceğimizi en çok karşımıza çıkan ve çok sayıda yayını bulunan yazarların öncü çalışmalarından çektiğimiz bir takım verilerle, bulgularla yapmamızda yarar var. Daha sonra araştırma kısmında da Volkswagen'ın bize izin verdiği ölçüde hangi veya da Scopus veri tabanını kullanıyorsak oradan veya PubMed kullanıyorsak oradan çektiğimiz veri ve bunun analiz programında bize izin verdiği ölçüde hangi analizleri biz yapmayı uygun görüyoruz? Buna dair başlıklarımızı açıp sonra bu başlıkların altını ilgili görsellerle doldurup daha sonra hepsine birer paragraf ne yaptık burada ve hangi sonuca ulaştık? Buna dair bir metin yazdığımızda aslında bibliometrik analizimizi tamamlamış oluyoruz. Tabii ki bugünün sonunda bu analizi yaptıktan sonra biz nereye vardık ve buradan hareketle neler yapılabilir? Mesela literatürde hangi boşlukları gördük? Bunu zayıf ve güçlü bağlantılar üzerinden en çok araştırılan ve araştırılmayı bekleyen konular üzerine bir resim de aslında bizim karşımıza çıkacak bir biyometrik analiz sonucunda. Buna dair de sonuç ve tartışma kısmında bizden sonraki araştırmacılara bir yörünge çizersek, onlara bir araştırma alanını işaret edersek çalışmamızda amacına varmış ve kıymetli bir sonuç üretmiş, bu anlamda bir katkı ortaya çıkmış olacaktır. Tabii ki kaynakçamızda da daha önceki programlarımızda belirttiğimiz üzere Mendeley, Zotero, EndNote gibi bir kaynakça yönetim programı kullanmayı da unutmuyoruz. Herkese kolaylıklar diliyorum.